Buradayız efendim. Hayırlı olsun. Yeni bir iş yerinin, yeni bir vatandaşa hitap edecek, her kesime hitap edecek yeni bir oluşumun makasını kestik, açılışını yapıyoruz. Ama şu bir gerçek artık Tekirdağ, bunu her zaman söylüyorum, Tekirdağ artık merkezin ismi değil. Burada oturanlar artık Süleymanpaşalı. 91 yıl sonra Tekirdağ'ın ismi Süleymanpaşa oldu. Ve Tekirdağ artık büyük şehir oldu. Ve gayet net söylüyorum. Tekirdağ nüfus hızla artan bir yer il bazında. Biz bu göreve geldiğimiz zaman Tekirdağ'ın nüfusu 874.475'ti. Şimdi yarın büyük bir ihtimalle yeni adrese dayalı nüfus kayıt sistemi açıklanacak. Şimdiki rakamımız 1.005.463. Büyük bir ihtimalle 1.040.000'leri bulacağız. Yani biz bu göreve geldiğimizden bu yana bütün ilin nüfusu 175.060. Yani yeni bir Çerkezköy oluşmuş. Süleymanpaşa'nın nüfusu da süratle 172.000'lerden 200.000'lere gelmiş. Her tarafta bir hareketlilik var. Tekirdağ'ın en büyük özelliği bu. Ve Tekirdağ devamlı kalkınan bir ilimiz ve özellikle de büyükşehirin gelmesinden sonra yeni bir hava yakalanmış. Hatta Forbes dergisinin 2017 açıklamasında da Tekirdağ yaşanabilir kentler arasında 4. sırayı söylemiş. Bizim için çok büyük bir övünç kaynağı. İşte böyle yeni kuşaklar, yeni oluşumlar, nüfus arttıkça da ve Tekirdağ nüfus arttıkça bizim yeni yerlere ihtiyacımız var. İşte bugün arkadaşlarımız burada böyle bir tesis açmışlar. Ben de Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu tesisin, bu yerin güzel hizmetler yapmasını ve vatandaşlara güzel hizmetler sunmasını, kendilerine bol kazanca getirmesini diliyorum. Çünkü epey çalışanları da var içeride. Ve ben de buranın artık manevi propagandanisti olarak sizlere sevgiler ve saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Vekilim. Çok teşekkür ediyorum. Bugün Tekirdağ'ımız, Süleyman Paşa'mız kendisine yakışan bir başka tesise daha kavuşuyor. Ben böyle güzel bir tesisi düşünüp, tasarlayıp hayata geçirdikleri için kalabalık ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Türkiye işsizlikle boğuşurken, işsizlik her gün artarken sizlerin bu güzel tesisi burada açmanız sadece sosyal hayatı geliştirmek bakımından değil, aynı zamanda istihdam sağlamak bakımından da Tekirdağ'ımıza, Süleyman Paşa'mıza çok önemli katkılarda bulunacaktır. Ben her zaman söylüyorum, değerli başkanımızın bu tür tesislerin açılışını kolaylaştırıcı rol oynaması. İşte soruyorlar, siz Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri aldığınızda istihdam diyorsunuz, nasıl istihdamı arttıracaksınız? İşte böyle istihdamı arttıracağız. Biz kolaylaştırıcı bir rol oynayacağız. Bu tesislerin açılmasını teşvik edeceğiz, yüreklendireceğiz. Sizler de, girişimcilerimiz de bu tesisleri açmak suretiyle kendi yörelerine, kendi şehirlerine büyük hizmetler sağlayacaklar. Ben bir defa da bu güzel tesisi açtığınız için burada Tekirdağ ekonomisine, Süleymanpaşa ekonomisine yapacağınız katkılar için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bu güzel yerin, Docker'ın, değil mi? Evet. Evet, Docker'ın Tekirdağ'ımıza, sizlere
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Hayırlı ve bol kazançlar. Bak çok güzel. Ama buranın hep var olduğunu görmek bizler için daha güzel olacak. Çünkü Türkiye'de maalesef hani birçok esnafın kepenk kapattığı bir süreci yaşıyoruz. Ama Tekirdağ'ımız bu konuda şanslı, sizin gibi cesur, kararlı ve direngen esnafa sahibiz. Renk katacaksınız, güç katacaksınız ekonomimize, biliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın bir kez daha. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Ne kadar güzel bir yer olmuş böyle. Başka